Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Feet Mike serimizin 20. bölüm 27. bölümüne hoş geldiniz. Bir saniye, şimdi kafam karıştı. 27 miyim 28 demeyeyim. Hemen bakıyorum. 27'deymişiz, tamam. Tabii bunların yapılmasını beklerken ben birkaç bir şey yaptım. Fakat bir tanesi oldu o arada. Neyse, şimdilik bir tane yapacağım. Bu arada XP'min düştüğünü görüyorsunuz çünkü öldüm. Biz avlarken bir tane iki yani bir tane daha avladım. İkincisi beni öldürdü. Neyse, bir tanesini şimdilik yapalım. Aa, zaten iki tane veriyormuş. Güzel. Bak, bu güzel oldu. Yani şimdilik şu direkt asıl hedefte olan ortadakine koyuyoruz. Bu Orklock upgrade'ler ne yapıyor diye soracak olursanız, yani upgrade'ler olmadan nasıl bir hızda işlediğine bakın. Bir upgrade'le hızının ne kadar arttığına bakın. İki upgrade'le ne kadar arttığına bakın. İşte bu upgrade'ler bu işe yarıyor. Evet, şimdi ben Quarry'mi başlatabilirim sanırsam. Evet, Quarry'mi başlattım. Tabi o arada bunlar da ola dursun. Bu bölümde şimdi ne yapacağım? MF bize yeterli bir enerji... enerji depolama ve enerji çıkışı sağlamıyor. O zaman ne yapacağız? MF'nin bir üstü. MFSU. Bunun için bir adet Advanced Circuit. Ah. Bir adet Advanced Machine Block. Ve Leptron Kristal. 6 adet. Bunun için... Ya, tamam, o kadar sıkıntı değil işimiz. Elektronlarımız zaten orada vardı. Charcoal değil, coal lazım bize. Oysa da bu coal'larımız da dust'a dönüşsün. Siz de geri Blazor'da Seni de şuraya koyalım. Seni de, seni de. Seni de. Evet, bunun yanı sıra şu şuraya koyduğum geçici sistemdeki fazlalıkları kaldırdım. Yani şuradaki tüpleri falan filan. Şurada bir tane kablo unutmuşum. Şurayı kapasam ya da ışıklandırsam güzel olabilir şuraları. Şimdilik o kadar sıkıntı değil. Bu arkadaşımız takılmıyor, onu öğrendim. Good job. Good job, sir. Gördüğünüz gibi scrap'imiz de depoluyor. Henüz iki overclock upgrade bunu kaldıramıyor. Ama gene de bir performans artışı sağlıyor. Sana bakalım, hala bu bayağı yavaş işliyor. Neyse, o esnada biz MFSU'muzu yapalım. Toplam bir adet MFI lazım. Altı set redstone circuit lazım. Rubber'ımı orada unuttum ben tabii ki de. Yakında şu rubber'ı otomatik toplayacak bir şey de yapsam güzel olur. Çünkü ileride yapmayı planladığım bir proje, çok yakında yapmayı planladığım bir şey. Pek rubber dostu değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Ha, zaten burada fazladan bir tane elektronik circuit'im varmış. Şimdi bize elektronlar burada. Ah. Elektronlar burada. Şunların bir kısmı burada. Diğer bir kısmı burada. Birden fazla projectable güzel oluyor. Kesinlikle. Ve bu 12'sini de burada kullandığım texture pack eptitleri eski görünüşüne getiriyormuş. Ben yeni görünüşlerini sevmiştim gerçi. Lapis, glowstone. Bunları upgrade edelim.
Bunun dışında neye ihtiyacımız olacak? Rolling machine'imize gidip bir saniye. Mesela şuradan bulmam daha rahat olabilir. Advanced machine block, carbon plate, carbon plate değil. Advanced alloy, mixed metal ingot'un yapılacağı şeyler. Refine iron'la yapılıyor. Bunun dışında nikelle yapılıyor. Nikel ve brass. Bunun dışında invar'la yapılıyor. Bize kaç tane lazım? Bir tane. Invar'ımız varmış şu an elimizde. Yok. Invar nasıl yapılıyordun? Blast Furnace'da 2 iron ve 1 furnace. O zaman 2 iron. Ah, yanlış chest. Furnace'larımız nerede? Ha, nikellerimiz pardon. 3 zinc. Brass'larımız neredeydi? Yoksa kalmamış mıydı? Sıkıntı yok. Ve bu... Ah. Bir stack brass yapalım. Eninde sonunda işe yarıyor. Tinlerimizi de koyalım şuraya. Ve blast furnace'ımıza gelelim. 3 tane invar ingot'ımız hazır. Invar. Zinc. Ve brass. Mix metal ingot'larımız burada. Ve yukarıya bir tane combat golem koysam çok süper olabilir. Şimdi sizlerin sizlerden iki tanesini işleyeceğim. İkincisi hazır değil bile. Dur. Neyse, şunları ben bir Leptron kristale çevireyim bu esnada. Biraz daha lapize ihtiyacım olacak. Şuradaki neredeydi circuitlerim benim? Ha, elimdeymiş. 13 tane mi yaptım? Tebrikler bana. Şimdi bir tane daha yapmam gerekecek. Tamam, neyse. Bir saniye, içinden bir ses, onlar normal circuit istiyordu diyor. MFSU. Tebrikler bana. Bolca şeyi boşa harcadım. Rubber'ımız kaldı mı burada? Aa, varmış biraz. Ama yeterli değil. Üç tane. Üç tane daha lazım. Köfte, resipileri daha düzgün hatırla. Tamam. Elektronlarımız yeterli olmayacak. Şurada biraz daha vardı ama. Creeper. Selam Creeper. Silver değil. Ben bugün neden bu kadar çok hata yapıyorum? Tamam. Şimdi şablon olarak şöyle lapisleri koyalım. Ve sonra daha fazla lapis ve... Safir alalım. İnventörümüzü boşaltalım. Bu lanet şeyler yer tutuyor.
Dım dım dım. Evet, steklenmiyorlar demiştim. Bir de MFI yapmamız gerekecek. O MFI'yi kullanmak istemiyorum. O MFI'yi başka bir iş için kullanacağım. İçin 1, 2, 3, 4. Evet, redstone. Gold cable'ımız vardı bir yerde. Tamam, 1, 2, 3, 4. Ve iki tane machine block yapmam gerekecek. Bir tanesi advanced upgrade edilecek şekilde. Tamam, sen ikinciyi hazırlamış mısın? Hayır, hazırlamamışsın. Tamam. Ve tabii ki de bir refine iron eksik. Bugün kötü bir günümdeyim. Bugün kesinlikle ama kesinlikle kötü bir günümdeyim. Machine block ve bir taneniz. Advance olun. Yeriniz dursun şöyle. Machine block ve 4 tane kablo. 1 adet MFI. Ve şimdi Leptron kristallerle birlikte bir tane fazla leptron kristal yapmak zorunda mıydım? Machine Block ve Advanced Circuit'i işte burada kullanacağız. Bir adet MFE suyumuz var. Fakat bunu şimdilik bir yere şu aşağıya yerleştireceğim. Şurası güzel bir konu. Ve gördüğünüz gibi çok daha büyük bir enerji depolama alanı var ve çok daha fazla enerji, evet, 512 EU çıkışına sahip. Ve şimdi yapacağım asıl şey medium voltage transformer. Bunun için bir adet machine block ve iki adet gold cable lazım ve illa refiner'ın istiyorsun, değil mi? Ah. Sen ne durumdasın? MFI ders MFI nereden çıktı? Bu kablolarım nerede? Ha, doğru, sadece gidip iki tane almıştım. Ha, 4 tane almıştım. Ve bir şey daha yapacağız. Şu arkadaşı aşağıya taşıyacağız. Medium voltage transformer. Elimize wrench'imizi alalım. Senin yüzün aşağıya baksın. Sen şuradan medium voltaj çıkışı var. Glass fiber kabellarımı alayım. Kaldıysa eğer. Ne kalmış diye hatırlıyorum. Bu da değil tabii ki de. Ha, tamam, elimdeymiş zaten. Bu en yayın arama özelliği olmasa ne yapacağım? Herhalde bitmişler diye gidip yeni set yapacağım. Bunu da bitirdiğimize göre şimdi ne yapacağız? Platformumuzu taşıyacağız.
Selam zombi. Jetpack. Tam zamanında bitmek zorundasın değil mi? Bu esnada portal gun'ımı da alayım çünkü içinde lav olduğu için portal gun lazım olacak. Bu kadar şarj yeter. Tam başka kovamız da var. Evet. Portal gun şu arkadaş için lazım olacak. Çünkü kazara lavın içine düşmesinden korkuyorum. Artık korkmuyorum. Bunları normal şekilde kırabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanları da var. Tabii drillimiz gereksiz hızlı olduğu için ortalığı kırıyor, geçiriyor. Sana da artık ihtiyaç yok. Şurayı da kapayalım hemen. Bir tane 4. Bir tane de marble brick. Burayı da kapadık. Seni şuraya bir yere taşımak istiyorum. Bunlar ne kadar yeterse o kadar taşıyacağım. Lepek, lepek, lepek. Seni kıralım bir. Kırıl. Arkamızda mağara var. Tamamdır. Şimdi standartları koymayacağım. Standartları da Reinforced'a çevireceğim. Tamamı Reinforced olsun. Stilimiz çok. 10 tane de standart, reinforced yapmam lazım. Sen nasıl yapıyordun? Reinforced machine casing. Bunun için advanced misin, normal misin? Advanced sanırsam. Evet, advanced. Advanced'ları burada kullanacağım. Yaşasın. Ve machine hall. Steel machine hall nasıldı? Tamam. Şimdi siz gidin, siz gidin, siz gidin. Siz gelin. Siz gelin. Tamam, bu kadar lazım bize. Üç. Ve advanced circuitleri. Reinforced machine casinglerimiz de hazır. Şimdi tek iş bunları yerleştirmekte kaldı. Jetpack. Ve lavlarımız. Lavlar önemli çünkü performansını artırıyor. Ve medium voltaj olduğu için
Heh, tamam, buradasın. Industrial Blast Furnace. Evet, Kaysink'i taradı. Evet, artık tamamdır bu. Blast Furnace'ımız hazır. Ve nazır. Buraya başka makineler de yerleşecek. Ancak Blast Furnace için özel bir şey daha düşünüyorum. Ama şu an için gerek yok çünkü Blast Furnace'ın bağlı olduğu tek yer burası. Ve şimdi ne yapalım? Evet, artık Blast Furnace'ı çalıştırmak için diğer makineleri durdurmama gerek kalmayacak. Bu ayrı mevzu. Ve bir saniye. Tungsten. Tungsten ingot. Elde etmenin yolu. Tungsten dust'ı Blast Furnace'da ısıt. Aa, ama heat kapasitemiz hala yetmiyor. So sad. Diğer casing ne istiyorsun? Boş ver. Neyse. Evet, MFE'mizi yaptık. Bunu yaptık. Siz gelin. Unuturum ben sizin orada olduğunuzu. Şimdi başka ne yapmamız lazım? Onu düşünelim bir. Sen hazırsın. İki tane daha overclock upgrade yapalım. Öncelikle. Evet, gördüğünüz gibi kat ve kat daha hızlı artık. O sayede şu itemlarla daha kolay başa çıkacak. Ama hala core'imiz bu itemların gelişinden 1000 kat daha hızlı. Itemların yok oluşundan 1000 kat daha hızlı. Ve artık son çare onları silecek de bir şey eklerim. Siz de çabuk olun artık. Süremizin hala 10 dakikası var. Bakalım bu bölümde ne yapabilirim başka? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Evet, bir oil kaynağımıza bakayım dedim ve bayağı yarısına gelmişiz. Bakalım bunlar neyi tekstürlerden şu an artık anlayamıyorum. Tin. Evet. Şuraya da chunk loader koydum. Artık daha hızlı bir hani hem burayı daha rahat okuyabilmesi için hem de şu büyüsün. Yani büyümesini daha garantilemek için ama bir yandan sanırsam biraz Thorncraft aletleri yapmamız zamanı geldi sanırsam bu bölümde. Evet. İlk olarak istediğim şey Hoa Growth. Bunun için bir adet. Üç tane Wishard. Ve bir adet de Wand. Üç tane Wishard'ımızı alalım. Kendimize bir adet daha Wand yapalım. Wand of Apprentice. Gold nugget'larımız burada. Bir tane Earth Shard. Steam var mı? Stick Pro'larda bir yerde olacaktı. Fazlalıklar buraya geliyor da bunların icabına bakarız sonra. Fazladan Steam olması lazım bir yerde. Yoksa sıkıntı yok. Stick yapalım şöyle. 8 tane. 8 taneye bolca diyorum artık. Bizden ne istiyor?
Instrumentum ve Permutatio. Bakalım hiç Permutatio'muz var mı? Tabii ki de hayır. Şunlar boş. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Permutatio kaynağımız. Diğeri neydi? Instrumentum. 4 instrumentum. Instrumentum için en güzel kaynaklardan bir tanesi Fleet. Kaç tane flux istiyordunsa, kaç tane permutation istiyordun? 16. Yani 16 tane senden. Ve 4 tane de Fleet koyuyoruz. Ve Wand of Equal Trade'imizi alıyoruz. Bunu şu an kullanmayacağım çünkü ne işe yaradığını tam gösteremeyeceğim çünkü bunu full şarjda elde etmemiz lazım. Bunun dışında Hofgrot başkanı istiyor. Tomium Ho. Tomium Ho'nun yapımı ise basit. Bize iki tane demir. Bunun dışında dur. Kaç tane magic istiyordun? 4 tane magic istiyordu. Şurada chiseled sandstone'larımız olacaktı. Tamam. Şunları da toplayalım o arada. Glass file'larım nerede? Bizler gidin şuraya. Hah, tamam, buradalar. Aa, tabii bu 4. 4 tane. Hemen onu telafi edelim. Normal stone'um olacaktı şuralarda bir yer. Olmadı, pişiririz. Pişin. Gördüğünüz gibi bunlardan iki tanesiyle bunu denkleştiririz gayet. Wand. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Direkt buraya gittiler. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Bakalım burada başka hiç magic'imiz var mı? Hayır, yok. Unutlanmıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani emin olmak istedim. 4 tane istiyordun değil mi sen? Evet, 4 tane istiyor. Suyu doldurmadan nereye? 8 ve 2. Evet. Bayağı bir fazlalık ortaya çıkacak ancak... Ah! Evet, bu benim hatamdı. Shift'e basılı tutarak yapmayacaktım. Bize sağlık olsun. Metalyumlarımız nerede? Bu şekilde de yapabiliyoruz ama. Sakın shift'e basma. Tamamdır. Ve tomiumlarımız. Bir de tomium hole'umuz var. Bir adet sen. 16 herba, 16 instrumentum, vicious ve this is. Kaçar tane istiyor? 8 tane senden. 8 tane senden. Kolaysın. Herba yok mu? Başka ne istiyor? Merhaba, instrumentum. Instrumentum kaynağımızı biliyoruz.
16'ydın değil mi sen? Evet, 16.16 sen. Herbamız var. Tamam. Patatesin orada ne işin var? Yaşam var mı? Yok ama yaşam elde etmesi kolay bir şey. Karpuz kesinlikle bu konudaki en verimli şey. Selam Wisp sesi ve Hall of Growth. Şunu da toplayalım. Başka artık yok. Tamam. Şu fazlalık essence'larımızı atalım şuraya. Bana dalacak mısın yoksa? Fua. Voila. Bunu kesmek için başka bir item daha yapacağım. Hemen onu da göstereyim. Bu alet umarım bu sefer auramızın içine etmem. Exostream. Bunun için bir adet Tone Max ve Wand of Frost lazım. Wand of Frost için en 4 3 tane Water Shard ve bir adet daha Wand. Yanıma Gold Ingot almayı hatırlamalıyım. Şöyle saçma bir şey yapayım. Hayretten sizler ne durumdasınız? O hala bir tane bile olmamış. Shard tamamdır. Telum ve Gelum. Telum, Gelum, Gelum, Telum. İğrençti. Serum için bu mantıklı bir kaynak ancak bakalım okumuz var mı hiç? Yok. Oku. Bir saniye. Ok yapabilirim. Tüyümüz. Şurada yapalım. Faint. Sadece 4 tane yeter. Başka bir sembol içermiyor. Süper oldu bu. Bu çok daha mantıklı bir seçenekmiş, evet. Bunun dışında başka ne istiyordun? Gelin. Şurada biraz kar toplamıştık. Oo, sırf flux ile yapacağız bunu. Şimdi sıra Tomium Home'umuzda. Pardon, Tomium X'imizde. Tin değil. 3 tane senden. Bakalım hiç magic'imiz kaldı mı? Hiç sanmıyorum. Yani. Road. Evet. Blaze rotlarımızı hazırladık. Iron'larımızı atıyoruz. Sakın shift'e basma. Ah, 4 olmak zorundaydın, değil mi? Olsun. Ne yaparız biz de? Fazladan bir tane Tomium yaparız. Glass file'larımız kalmadı. Ama olsun, glass file yapmak kolay. Yapımı kolay bir şey neticede.
ve inventory'mi temizlesem çok süper olacak. Dört tane süper. Siz de gidin şuraya. Daha fazladan tohumumuz hazır. Süper. File'lar gelin siz buraya. Ve Tomium Home'umuz. Stikleri burada unuttuk tabii ki de. Eksimiz. Ho nereden çıkıyor ya? Kafama neden sürekli ho girip duruyor? Ho ho ho. İğrençti. Lictum Aquamotus. Hepsi olacaktı bende. Tamam, senden kaç tane? 8 tane. Bir tane sen. Motus'um olacaktı şurada bir yerde. Yoksa Motus'u kullandım mı? Ha, anlaşılan kullanmışım. Başka neye ihtiyacın var? Su, instrumentum. Siz şöyle gelin. Geri kalanlarını da eski yöntem hazırlayalım. Flintler gelin. Instrumentum burada var. Başka Motus. Herhalde 8 istiyordu. Evet, 8 Motus. Hata. 16 tane de instrumentum. Ve Exostream. Tabii yerimiz olmadığı için bunları direkt dışarı attı. Siz buraya geçin. Sen buraya geç. Tomium, sen buraya git. Siz de elime gelin. Hemen bir yatalım. Size Exostream'in ne işe yaradığını göstereyim. You cannot rest. You may not rest when monsters nearby. Tamam. Bakalım şimdi beni unuttular mı? Spamlayalım, olmuyor. İlla dışarı çıkartacaksın yani. Ha, bunlar da hazır. Neyse. Biraz uzun bir bölüm oldu da editlerim artık bir şekil. Şunları koyup olmadı savaşmaya gidelim. Siz buraya gidin ve bunu da hızlandırdık. Recycle sürecimiz hızlandı. Tekrar bir yatmayı deneyelim. Evet. Ve evimiz önünde Creeper olmak zorundaydı, değil mi? Neyse, güneş de doğmak üzereymiş. Bizi hangi monster muhtemelen rahatsız ediyordu? Şu zombiler. Evet. Selam Wisp. Ve
Yine bir sonraki bölümde bir silah yapsam çok süper olabilir. Tom Craft silahı. Evet. Şimdi Exhaust Stream'e gelelim. Gördüğünüz gibi kesiyorum ancak bir şey olmuyor. Acaba neden? Çünkü buna bağlı en uzak bloktan kesmeye başlıyor. Bunu biraz daha hızlı yapmak için saat kullanabilirsiniz. Biraz daha hızlı canını götürecek ve gördüğünüz gibi ufak aura nodumuz. 62'lik bir tane. Ve bu... Oh, şimdiden setlik düşürdü bile. Ve aynı yere ya da şuraya bir tane daha koyuyorum. Bunlar düşe dursun. Ben de seni öldüreyim. Tabii tınlamıyor beni. Seni öldüreyim. Patlamak zorundaydın, değil mi? Oh. Neyse. Şunun leave'leri düşene kadar biraz bekleyelim. Ondan sonra bölümü bitiririz. Şunu da büyütüp. Evet, beklemekten sıkıldım. Bir sickle yapayım dedim. Sickle'ı daha önce tanıtmıştım size. Şu işe yarıyor. Bu leaf'leri çok daha hızlı temizlememize yarıyor. Bakalım başka bir tane sapling düşürecek misin sen? Düşürdü. İnanamıyorum. Ve şunu da büyütelim. Çünkü size önemli bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi o iki aura node birleşti. Bu arada bu aura node'da ufak bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Şu aura node'a bakın. Bir de şu aura node'a bakın. Bunun içerisinde dönen bir şey görüyorsunuz. Fakat o şey bunun içinde yok. Bunun olayı şu. Bunun bir pure node olduğunu gösteriyor. Ve bu da ya yani pure node'ların olayı ise tamamen çevredeki vis'i temizliyorlar. Daha doğrusu vis demişim. Flux'ı temizliyorlar. O yüzden bu pure node'lar ki şimdi 103 oldu bu. Ki bunu yükselteceğim. Gördüğünüz gibi sürekli bundan bir şey alıyordu demin. Ara ara flux alıyor. Ve ben bunu büyütmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Neyse. Köftesi gösterinin günler. İyi eğlenceler.